Evet, bir torba yasayla da yine karşı karşıyayız. Benim milletvekili olarak 3,5 yılım tamamlandı. 3,5 yıldan bu yana torba yasa dışında bir yasa yapma tekniğiyle maalesef henüz karşılaşmadım, henüz tecrübe edemedim. Bu kanun torba yasasını ne zaman geldi, hangi şartlarda geldi, bir bunu da konuşmak lazım. Torba yasa, kadına karşı şiddetin önlenmesi, infaz ve ceza muhakemeleri usulü kanundaki değişiklik ve sağlık çalışanlarına göre şiddetin önlenmesine içeren bazı maddeler üzerine geldi. Ve tam da ne zaman geldi? İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımızın birinci yılının bitiminde geldi. Peki başka ne zaman geldi? İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede hukuksuzca tek kişilik bir imza ile çekinmeye ilişkin kararın iptali için açılan davalarda, Danıştay'da verilen mütalada dendi ki evet, davacı taraflar haklıdır. İstanbul Sözleşmesi'nden, bir uluslararası sözleşmeden böyle bir gecede bir kişinin iradesiyle bir cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılamaz mütalası verildiğinde geldi. Başka ne zaman geldi? Ceza Genel Kurulu'nda 19,5-20 santime yakın bir bıçağı yanına alarak bir kadına gidip evlenme teklif edip kadın evlenme teklifini kabul etmedi diye tasarlayarak adam öldürmeden cezalandırılması gerekirken evlenme teklifini reddetti diye kapıldığı duygusal bunalım nedeniyle öldürmüştür. Bu nedenle de bıçağı da Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık almaya gittiği için yanına almıştır. Gerekçeleriyle cezasızlık yaptırımıyla baş başa bırakıldığı zamana denk gelmiştir. Bu nedenle bu kanunun kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadına karşı şiddetle mücadele ilişkin bir niyet taşımadığını açık ve net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Bu kanun hazırlanırken yıllarca kadın mücadelesi, kadın hakları mücadelesi veren hiçbir sivil toplum örgütünün görüşü alınmamış. Baroların görüşü alınmamış. Sivil toplum bu kanunun neresinde? Hangi görüş ifade etmişler? Hangi maddeye ilişkin görüş alınmış? Maalesef hiçbirine karşı. Bunu da buradan ifade etmek gerekir. Yine kanunda İstanbul Sözleşmesi'nden hani bir gecede çok uydurma gerekçelerle bir gecede yürürlükten kaldırmaya kalktığımız ama bize göre 6251 sayılı uygun bulma kanunu hala yürürlükteyse İstanbul Sözleşmesi de yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğindeki birçok düzenlemeyi buraya almaya çalışmışsınız. Ama almamışsınız. Bunu da birazdan sebeplerini anlatacağım. Değerli arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladığımızda o iktidarın bayram havasını hepimiz biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni İstanbul Sözleşmesi'ne çekilmeye ilişkin karar henüz daha yayınlanmadan, henüz daha bu düzenlemeler için kamuoyu tepkisinden dolayı alt kırılımlarda yoklamalar çekilirken bir şey yaptınız. Kasım ayında İstanbul Sözleşmesi'ni etkin uygulayacağız diyerek Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'ndan 800 bin avro 2019 Kasım'ında hibe aldınız. Ve dediniz ki bu hibe projesiyle biz İstanbul Sözleşmesi'ni etkin uygulayacağız. Bu etkin uygulama ilişkin düzenlemeleri, eğitimleri vereceğiz. Bunun için hibe istiyoruz. Ve bu eğitimleri ve bu etkin uygulama ilişkin düzenlemeleri 2020'nin Mayıs ayı sonuna kadar yapacağız dediniz. Kasım 2019'da 800 bin avroyu aldınız. 2021'in Mart ayında 20 Mart günü de İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildiniz. Ama aldığınız para hala sizde. Aldığınız parayı Mayıs 2022'ye kadar uygulayacağız dediğiniz projelerinde hiçbirisini yapmadınız. Şimdi o 800 bin avroyu niye aldınız? İstanbul Sözleşmesi'nden niye çekildiniz? Bunun da bir hesabının burada sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. Peki kadına karşı şiddetin önlenememesi, kadına karşı şiddetin sona ermemesinin sebebi cezaların caydırıcılığı ise 4 ay cezayı 6 aya çıkartarak
6 aylık cezayı 9 aya çıkararak, 2 yıllık alt sınırı 2 yıl 4 ay yaparak caydırıcılığı sağlayabilecek misiniz? Bu böyle bir olanak sağlayacak mı? Ya da zaten kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinde toplumda özellikle şiddette nasıl olsa bir şey olmuyor. Bir gün bile cezaevinde kalmadan çıkıp gidiyorum diye cesaretlenmiş faillermiş. Bu getirdiğiniz düzenleme bu failleri caydıracak mı? Zaten cezasızlık algısı bu kadar toplumda yayılmış iken 4 aylık cezayı 6 aya 2 ay arttırarak ve bunu da sanki çok büyük devrim, reform diyerek kamuoyuna tanıtıp arkasından yine aynı cezasızlık sonucuna erişmesi kadına karşı şiddet faillerini daha da cesaretlendirmeyecek mi? Bu cezaların sürelerin artırılması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırın altında olduğu sürece inanın hiçbir caydırıcılığı olmaz. Zaten aslında kadına karşı şiddet suçlarında sorun sadece ceza miktarı değildir. Keşke bugün burada ceza infaz kanunundaki düzenlemelerden madem bir torba yaptınız, ceza infaz kanununa ilişkin de bu torbaya bir düzenleme koysaydınız, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hapis cezasının ertelenmesi, hapis cezalarının seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve basit yargılama kurumlarının kadına karşı şiddet suçlarında uygulanmayacağına ilişkin de bir düzenleme getirseydiniz. İşte o zaman belki bu düzenleme, bu kanun teklifi bir işe yarardı. Ama bu haliyle hiçbir işe yaramayacağını bilakis toplumdaki kadına karşı şiddet suçlarındaki cezasızlık algısını daha da güçlendireceğini buradan ifade etmeyi bir sorumluluk olarak görmekteyim. Değerli arkadaşlar, indirim, kravat indirimi, kamuoyunda kravat indirimi denen, basında kravat indirimi denen düzenlemenin kanun metninde yeri var. Getirmişsiniz. Eksik mi? Evet eksik. Ama buna rağmen getirilmesi olumlu mu? Tabii ki olumlu. Ama bir şey sormak istiyorum. Ya da bir şeyi ifade etmek isterim burada da. Kırmızı pantolon giydi diye, beyaz pantolon giydi diye, kırmızı ruj sürdü diye, öldürdüm diyenlere uygulanan haksız tahrik ne olacak? Haksız tahrikle ilişkin düzenleme bu teklifte neden yok? İhal indirimini kaldırıyorsunuz ama kamuoyunda erkeklik indirimi diye adlandırılan haksız tahrik konusunda neden burada hiçbir düzenleme yok? Yine kadınlar beyaz pantolon giydi diye, kırmızı ruj sürdü diye öldürülmeye ya da şiddete maruz bırakılmaya devam edecek. Bu kanun maalesef bunu da engellemiyor, önlemiyor. Bir milletvekili arkadaşım dedi ki, işte Avrupa ülkelerinden, Finlandiya'dan örnekler verdi ve kadına karşı şiddetin ne kadar çok olduğuna yüzdelik dilimlerle ifade etti. Peki Türkiye'de kadına karşı şiddetin oralar kadar olmadığını, bu verileri nereden çıkarıyorsunuz? 2019'dan beri veri toplamıyorsunuz ki. Ya da toplasanız bile bu verileri kamuoyuyla aleni şeffaf bir şekilde de paylaşmıyorsunuz. Aslında sağlık çalışanlarına şiddet ve kadına şiddet kelimelerini, cümlelerini aynı torbanın içerisinde düzenleyerek aslında kadına şiddete bakış açınızı bir kez daha ortaya koymuş oluyorsunuz. Az önce anayasaya aykırılığa ilişkin önergeler oylandı ve reddedildi. Değerli arkadaşlar, hep şunu söyledik. Geçtiğimiz gün KEFE komisyonunda değerli komisyon başkanımız da konuşmamı yaparken o da evet biz tam da bu yüzden bu kanunu getirdik, bu düzenlemeyi getirdik dedi. Kadına karşı şiddet suçlarında, kadına karşı sırf kadın olduğu için uygulanan suçlar olarak düzenlenmesi gerekir. Kadına karşı diye düzenlediğiniz zaman anayasanın 10. maddesine aykırı olacaktır. Eğer amacınız biz bunu bu şekilde düzenleyelim,
Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne gitsin. Ey kadınlar, ne yapalım? Biz düzenlemeye getirdik ama Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve şiddetin önlenmesi için verdiğimiz mücadele, sizin için verdiğimiz mücadeleden bu şekilde dönülmesini sağladı demekse amacınız, üzgünüm yani bu zevki, bu amacı size tattırmayacağız. Bunu da açıkça ifade etmek isterim. Evet, bu kanunda ne düzenlenen cezalar? İşte 4 ayı 6 ay yapmak, 6 ayı 9 ay yapmak, eziyeti 2 yıldan 2 yıl 4 aya çıkarmanın hiçbir failler için, kadına karşı şiddet failleri için hiçbir caydırıcının olmadığını bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Bir de İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede hukuksuzca çekildiniz. Peki İstanbul Sözleşmesi ısrarlı takip diyordu. Madem İstanbul Sözleşmesi bu kadar kötüydü, ısrarlı takibi getirdiniz. Doğru mu? Evet doğru. Sonuna kadar da ısrarlı takibin özel bir suç olarak bu düzenlemede kadına karşı şiddet suçlarının önlenmesi için var olması ve kanunla yer almasının önemini uzun yıllardır söylüyoruz. Ve bu konuda ben ve birçok milletvekili arkadaşımızın da kanun teklifleri parlamentoda bekletiliyor. Peki ısrarlı takip sizce nedir? Israrlı takip kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak mıdır? Israrlı takip sadece kişinin huzurunu ve sükununu bozmak mıdır? Çünkü kanunda bu bölümde düzenliyorsunuz, Türk Ceza Kanunu'nda. Oysa ki ısrarlı takip sadece huzur ve sükunu bozmaz. Israrlı takip öyle beter bir durumdur ki birçok ısrarlı takibin sonucu cinayete kadar, can almaya kadar gitmiştir. O nedenle ısrarlı takibi sadece kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması ya da huzur ve sükunun bozulması bölümünde düzenler ve böyle basite indirgerseniz bu kanunda ısrarlı takibin varlığı ve düzenlenmesinin hiçbir sonucu olmayacaktır. Bir de ısrarlı takipte 6 aydan işte 1 yıla kadar mı deniyor? Alt sınır 6 ay. Israrlı takipte fail olan kişiyi cesaret etti, ısrarlı takibe maruz kalan kadın gitti şikayet etti, gidecek emniyet ifadesini verecek, bir gün bile cezaevine gitmeyecek. Peki 6 aylık alt sınır, gidip şikayetten sonra herhangi bir yaptırma, caydırıcı yaptırma dönüşmeyeceğinden dolayı peki ne olacak? O ısrarlı takibi yapan, kadını ısrarlı takiple eziyetin en ağır şeklini kadına karşı uygulayan sanık fail ne yapacak? Belki de gidecek. Sen beni şikayet ettin. İfadeyi verdikten sonra can alacak. Peki bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Eğer ısrarlı takibin gerçekten önlenmesi için caydırıcı olmasını talep ediyorsak, bir alınacak olan bir, öncelikle ısrarlı takip suçunun kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, huzur ve sükunu bozma bölümünden çıkartılıp eziyet ve işkence, Türk Ceza Kanunu'nda eziyet ve işkencenin düzenlendiği bölüme almamız gerekir. Çünkü ısrarlı takip eziyetin en ağırı, eziyetin en beteridir aslında. Yine ısrarlı takipte 6 aylık alt sınırı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin sınırın üstüne almak zorundasınız ki bir caydırıcılığı olsun. Bu haliyle hiçbir caydırıcılığı olmadığını bir kez daha ifade edeyim. Deniyor ki ciddi bir huzursuzluk yaratması. Ve gerekçeye baktım. Gerekçede ciddi bir huzursuzluğun tanımı yapılmamış. Nedir ciddi bir huzursuzluk? Belki ben 3 kez telefonla rahatsız edilmekten, kapıma 2 kez bilmediğim bir kişi tarafından çiçek bırakılmasından huzursuz olacağım. Bir başkası bunun 1 kez yapılmasından dolayı ciddi huzursuzluk yaşayacak. Bunun tanımı yok. Bunun neyin ciddi huzursuzluk yaratacağına ilişkin herhangi bir gerekçede ölçüt, kıstas belirlenmemiş. Bunu tekrar gözden geçirmek gerekir. Yine ısrarlı takipte ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı denmiş. Peki sevgili tarafından ısrarlı takibe maruz bırakılması ne olacak? Nişanlısı tarafından ısrarlı takibe maruz bırakılanların
bu kanundan, bu düzenlemeden faydalanma hakkı olmayacak mı? Onlar bu nitelikli halde neden düzenlenmedi? Neden bunlar bu, ya da imam nikahlı eşe karşı oldu, ne olacak? Ne olacak? Israrı takip suç olmayacak mı o zaman? Bu kanunun nitelikli hallerine bu şekilde düzenlenmesi mutlaka gerekli. Israrı takibi şikayete bağlı hale getirmişiz. Israrı takip kişiyi ye musallat olmak, canından bezdirecek noktaya, evini, işini, her şeyini terk edip bambaşka yerlerde gizlice yaşamayı zorunlu kılacak bir beter bir iştir. Şimdi siz diyorsunuz ki eğer ısrarlı takibe maruz kaldıysan gel şikayetçi ol. Üstelik suçun nitelikli hallerini bile şikayete tabi yapmışsınız. Neden kamu davası olarak düzenlemiyorsunuz? Neden burada bunun bir kamu davası olduğunu altını çizmek ve buna göre bir düzenleme getirmiyorsunuz? Bu şekilde bu suçtan herhangi bir şekilde caydırıcı bir netice alınması mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesi 4 temel yükümlülük yükler. Aynı zamanda 6284 sayılı kanun da benzer bir düzenleme. Çünkü 6284 sayılı düzenleme kanun İstanbul Sözleşmesi'nin uygulama kanunudur. Der ki önce kadına şiddeti önle. Önleyemiyorsan koru. Koruyamıyorsan etkin yargıda ve buna uyumlu politikalar geliştir der. Kadına şiddetin önlenmesi için bu düzenlemede ne var? Kadının korunması için ne var? Ya da etkin yargılanması için ne var? Ya da politik oluşturulması için ne var? Hiçbir şey yok. O nedenle bu kanun kadına karşı şiddetin önlenmesinde inanın bir arpa boyu ilerleme sağlamayacaktır. Israrlı takibin altını bir kez daha çizmek isterim. Geçtiğimiz gün KEFE komisyonunda Sayın Öznur Çalık dedi ki ısrarlı takibin aynı zamanda burada düzenlendikten sonra 6284'te de düzenleme getirir. Eğer siz bu kanunu 6284'e uzanmak, 6284'ün hükümlerine oynamak, bunu da bahane olarak bu kanun teklifini kullanmak istiyorsanız inanın hiçbir yola gitmeyin. Bu yola başvurmak, bu yola tevessül etmek gerçekten kadın mücadelesinin göstereceği tepkinin ne olacağını ve bu tepkinin Türkiye'deki kadın mücadelesine ve 84 milyonluk nüfusun yarısını oluşturan 42 milyon kadının nasıl bir cevap vereceğini inan şaşkınlıkla gözlemlersiniz. O nedenle eğer kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadına karşı şiddeti faillerin etkin yargılanması ve cezasızlıkla sonuçlanmaması için bir gerçek niyetiniz varsa gelin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayalım. İstanbul Sözleşmesi'ni özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ve İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet ve istismar suçlarındaki etkin uygulama ve düzenlemelerini hayata geçirelim. Böylelikle aldığınız 800 bin avronun da hakkını vermiş olursunuz diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Karaca. Sayın Emine Yavuz Gözgeç. Sayın Başkan.